Merhabalar. Reddington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan'la beraberiz. Sabah sabah diyeyim bu toplantı için bir araya geldik. Reddington Türkiye'yi ismini çok fazla duymamış olabilirsiniz. Çünkü burada önemli bir değişim var. Oradan başlayarak olanları konuşacağız. Bir şeyler oluyor ama onu şimdiden söyleyebilirim. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk, merhabalar, günaydınlar tekrardan. Evet, sanal da olsa hoş bulduk diyelim. öyle yapıyoruz. Reddington Türkiye adını duyuyoruz. Piyasada, sosyal medyada. Anlatır mısınız bize birazcık hikayeyi? Tabii. Hikayeyi ben size kısaca bir anlatayım. Aslında biz 1995 yılında kurulmuş Link Plus adı altında yerel bir firma ilk geçtiğimiz dönemde. 2015 yılı sonunda Reddington grubun bir parçası olduk. 2015 yılı sonunda bir geniş bir satın alma gerçekleşti ve Reddington grubun bir parçası olarak hayata geçtik. Ondan sonrasında 2018 başına kadar 2-2,5 yıl içerisinde hisselerin devri sonrasında komple bir Reddington grup şirketi haline geldik. 2021 başı itibariyle yani çok taze diyebilirim, çok yakın zamanda da komple artık Reddington Türkiye ismiyle bundan sonra faaliyet göstermeye devam ediyor olacağız. O yüzden bu bizler için de yeni bir değişiklik. Yani ismi Reddington ismini sonuçta bir Reddington şirketi olduğumuz için duyan kişiler olmakla beraber görece daha Türkiye'ye yeni bir isim olduğunu düşünüyorum. O yüzden gitgide piyasanın daha fazla alışacağını tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde. Yaptığınız işte bir değişiklik var mı? Ya kısaca anlatayım aslında ona. Çok büyük bir yapısal değişiklik yaşamadık. Temel değişikliğimiz şu anda şirket isminde aslında baktığımızda. Ama şirket ismi değişiklikleri tahmin ederseniz hani birçok firmada yer aldığı gibi şirket isim değişikliği aslında firmaların hayatında çok da fazla olmayan hatta bir ya da iki en fazla olan bir değişikliktir. O yüzden bizim için de büyük bir değişiklik ve bu büyük değişikliğin aslında ilk parçası. O yüzden hani öncelikle büyük bir değişiklik olmadı diyorum ama bugün itibariyle olmadı. Ama gitgide aslında bu önümüzdeki dönemde özellikle 2021 itibariyle başlayan değişikliklerin ilk habercisi olarak kayda geçiyor olabilir bakıldığında. Şimdi bakıldığında önümüzdeki dönemde isim değişikliği sonrasında bizim global aslında know-how'ımızı yerel gücümüzle birleştirerek bir internasyonel Reddington Group firmasının bir parçası haline gelmiş olduk. Bunu da Türkiye piyasasına elimizden geldiğince yansıtarak bunların faydalarını ekosistemimize kullandırmak istiyoruz. Çok güzel. Bizim medya sektöründe bu isim değişiklikleri çok önemlidir. Ciddi de ilgi çeker aslında. Yani her yayının ilk sayısı mutlaka alınıp ya bunlar ne yapmış diye bakıldığı için herkesin sevdiği bir gelişmedir. Tabii bunu devamını getirmek başka bir hikaye. Yani iyi bir şey yapıyor olmanız lazım. Bunun arkasındaki değişimi yakalamanız lazım. Piyasadaki vesaire değişimi. Teknoloji dünyasına da baktığınızda önemli şirketlerin büyük bir çoğunluğu bu kriz dönemlerindeki değişimle ortaya çıkmışlar ve iş modellerini değiştirmişler. Şimdi isim değişikliği böyle bir yere oturuyor ama asıl işteki değişiklik nereye oturuyor? Çünkü teknoloji talepleri çok ciddi biçimde değişiyor. Herhalde hacimler falan artık o kadar önemli değil. Daha çok karlı ve işe yarar iş yapmak öne çıkıyor diye düşünüyorum. Doğru, doğru. Aslında şöyle başlayayım ben. Biz bu biraz önce değişim de sormuştunuz, haklısınız. Hani isim değişikliği büyük bir değişimin habercisidir. Şu taraftan başlamak gerekirse hani genelde Türkiye operasyonları, Türkiye'deki global firmalar diyeyim, çoğunlukla şube ofisi olarak yönetiliyorlar. Hani genel olarak insanların aşina olduğu ya da alışılagelmiş budur. Ama biz biraz da alışılagelmişin dışında Reddington Türkiye olarak bir iştirak ofisi ve yönetim kurulu düzeyinde yönetilen bir firmayız. Hani bu sebepten dolayı biz burada yani bunun da neden hani özellikle altını çizmeyi istedim. Çünkü bizim bu Reddington grubun getirdiği global vizyonu kendi pazarımıza ait bilgi birikimimizle, bu know-how'umuzla birlikte ve deneyimimizle şekillendirip yerel olarak yönetme şansımız ve avantajımız oluyor. Şimdi bu sebepten dolayı bu isim değişikliği sonrasında kendi stratejilerimizi ve lokal stratejilerimizi de buna göre aslında konumlandırıyoruz. Bu sebepten dolayı önemli bir değişikliğin ilk parçası.
Şimdi burada şunu konumlandırmam lazım ve söylemem lazım. Global olarak Redington nereye gidiyor? Neler yapmaya çalışıyor? Nasıl ilerlemeye gidiyor? Buradan belki kısaca bahsedersem herkesin kafasında biraz daha net oturacak diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle Redington'ın bizim hatta Redington CEO'su, bizim de yönetim kurulu başkanımız olan Raj Shankar'ın bir röportajında, son röportajında Redington stratejik anlamda veya distribütörlüğün evrildiği anlamda bir yorumları olmuştu. Ben de biraz ondan bahsetmek isterim. Biz de çünkü kendi stratejilerimizi buna uyumlamaya çalışacağız önümüzdeki dönemde 2021 başlangıcı itibariyle. Bakıldığı zaman distribütörlük, teknoloji distribütörlüğü dediğimiz zaman hani her sektörde ya da her iş kolunda olduğu gibi belli evreler ayırabiliriz. Hani evreler ayırmak yani işlerin aslında biraz daha net anlaşılması yönünden faydalı olduğunu ben de her zaman düşünürüm. Biz de bunu temelde 3 evreye ayırdık. Distribütörlük 1.0, 2.0, 3.0 gibi hani versiyonları yansıtmak adına aslında baktığımız zaman. Distribütörlük, distribütör 1.0 dediğimiz zaman ben bunu geleneksel distribütörlük olarak tanımlayacağım. Geleneksel distribütörlük içerisinde daha çok nedir? Hacim sağlayıp, stok yönetimini doğru yapıp ve availability dediğimiz aslında stokta bulunması, ürünün sağlanması ve ürünün aslında müşterilere gönderilmesi gibi temelde lojistiksel, finansal ve stoksal hareketleri yerine getirdiğin zaman aslında biz de biraz da buna broadliner distribütörlük de diyoruz. Evet. Biraz aslında evet o modeli kurguladığın zaman sistem kendini çevirmeye devam ediyor. Buna biz de geleneksel distribütörlük diyoruz ve buna 1.0 diyoruz. Ondan sonrasında... Burada herhalde kritik başarı faktörü şey oluyor. Nakit akışını iyi yönetmek ve mümkün olduğu kadar çok markayı bir araya getirip hacmi yüksek tutmak. Aynen öyle. Hacmi doğru tutmak, kredi nakit akışını doğru yönetmek ve de o hacim kaynaklı da stok yönetimini iyi yapabilmek aslında. Temel 3 faktör bu. Bu 1.0 dediğimiz yapı. 2.0 dediğimiz yapı bizim distribütörlük dünyasında bizim de yani Link Plus olarak da bugüne kadar Redington Türkiye'ye geçiş yapan yapımızda da hep içinde bulunduğumuzu iddia ettiğimiz, düşündüğümüz bir katma değerli distribütörlük yapısı. Katma değerli distribütörlük yapısında biraz önce sağladım. Sadece uygunluk, müsaitlik ve lojistiksel faaliyetlerin ötesinde biraz daha işin artık teknik tarafa kaydığını görüyoruz. Yani danışmanlık verip teknik ürünlere hakim olup bu karmaşık bizim dediğimiz hani karmaşık IT yapıları içerisinde çözümleri sunuyor olabilmek. Yani çözümlerden neyi kastediyorum? Bu teknik yeterliliği sağlamak, eğitim merkezimiz var. Hani eğitimi sağlamak, belli POC'leri yapabilmek, demo merkezi kurmak ve ihtiyaçları, son kullanıcı müşterilerin ihtiyaçlarını giderip iş ortaklarıyla beraber bunları adresleyebilmek. Bu da bizim aslında bugün itibariyle zaten içinde bulunduğumuz, bizim bugün kendimizi piyasaya tanıttığımız, yansıttığımız katma değerli distribütörlük yapısı. Bu da biz buna distribütörlük 2.0 diyoruz. Şimdi asıl buradan sonrası bizim evrilmeye çalıştığımız, yani muhtemelen birçok distribütör firmanın evrilmeye çalıştığı ve burada hani kimin daha iyi evrildiğini gördükten sonra firmaların kendini ayrıştıracağı yapı olarak öne çıkartabiliriz. Distribütörlük 3.0 dediğimiz yapıda bunun bir parçası olarak düşünebiliriz. Şimdi biliyorsunuz hani son kullanıcılarda, son müşterilerde artık hep bu abonelik modelleri, as a service diye nitelendirdiğimiz servis modelleri öne çıkmaya başladı. Şimdi baktığımız zaman asıl hep beraber gitmemiz gereken, yani sektör olarak diyeyim daha doğrusu, gitmemiz gereken ya da gitmeyi daha arzu ettiğimiz ve oraya doğru koştuğumuz yapıda bu servis sağlayıcılık, yani veya çözüm sağlayıcı distribütör yapısı olarak konumlandırabiliriz burada. Şimdi her şeyin servis olduğu bir modelde artık neler öne çıkıyor? Hani onu düşünmek lazım. Artık nedir? O ne? İlk maliyetler, ilk yatırımlar, yani bu bizim CAPEX diye adlandırdığımız yatırım bütçelerinin daha azalıp operasyonel bütçelerin daha çok daha çoğaldığı ve giriş çıkışların daha kolay olduğu bir yapılar oluşuyor. Artık müşteriler bunu istiyor. Yani gidip de çok ciddi bir ilk maliyet yaratmaktansa, ilk yatırımı yapmaktansa, riski olan yatırımı yapmaktansa ben aylık aylık modellerle gideyim. Bakış açısı içerisindeler. Ben aslında buna daha çok da hani Netflix modeli diyorum hatta. Çünkü hani daha kulağa rahat olsun diye. Yani aylık faturaların kesildiği artık bundan sonra sadece iş bazlı, yani bir sözleşme modelinden bir yani daha doğrusu şöyle tek seferli sözleşme modelinden kontrat modellerine döndüğümüz bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Bu da bizi neye getiriyor? Daha terzi usulü çalışmayı, işte profesyonel hizmetlerin, servis hizmetlerin öne çıktığı yapıların daha fazla olduğu bir yapı getiriyor.
biz de distribütör olarak veya distribütör 3.0 diye tanımladığımız bu yapı içerisinde de bu modele kayıtsız kalmamak ve kendimizi de buna göre pozisyonlamak ihtiyacı içerisindeyiz. Yani bu yapımız içerisinde bildiğiniz üzere hem üreticiler var, hem biz varız ekosistem sağlayıcı olarak, hem de iş ortakları ve son kullanıcılar var. Burada zaten bizim yaptığımız şey distribütör olarak iş ortaklarını, iş ortaklarımızı, beraber çalıştığımız firmaları doğru aktive edip buna uygun bir modelle planlayıp, hani hem finansal olarak hem hizmetsel olarak doğru planlayıp aslında sistemin buraya evrilmesini sağlamak ve bu evrim içerisinde de bir ivme kazandıran ve tetikleyen bir oyuncu olmak. Aslında temel amacımız bu. O yüzden bu Distribution 3.0 konusuna ben de çok önem veriyorum ve değer veriyorum. Buraya doğru kendimizi ne kadar yakınlaştırıp pozisyonlarsak o kadar aslında o yeni nesil dediğimiz, artık bu pandemi sonrasında yeni nesil iş modellerine o kadar yakınlaşacağımızı düşünüyoruz. Ve biz de aslında bu distribütörlük dünyasını bu şekilde tanımlıyoruz. Reddington'ın bu tanımıyla birlikte de biz de artık Türkiye'de, hani Reddington Türkiye olarak da bu modele döneceğimiz, yani biz şu an 2.0'dayız. 2.0'dan 3.0'a, yani tabii çok da keskin çizgilerle ifade etmek de çok kolay değil. Yani bakıldığında eminim 2.0'dan 3.0'a kaydığımız yerler de vardır. Ama temelde diyeceğim, kendimizi oturttuğumuz yere eğer 2.0'sa 2.0'dan 3.0'a geçeceğimiz ve daha servis ve çözüm sağlayıcı modellerin öne çıkacağı bir distribütörlük modelini piyasaya oturtmak ve iş ortaklarımızla birlikte son kullanıcı, son müşterilerde bu zihniyeti oturtabilmek temel amacımız.